Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine güzel bir sebze yemeği ile karşınızdayım. Epey bir zamandır patlıcan yemekleri yaptım ve bayağı bir etli yemekler de verdim. Bugün de dedim böyle hafif güzel bir kabak yemeği vereyim. Kabak gerçekten çok sağlıklı ve lezzetli bir sebze. O yüzden onun bu kadar sevilmesini sağlayan bir tarifiyle geldim karşınıza. Umarım hepiniz sever ve beğenirsiniz. Öncelikle bir adet kuru soğanı doğrayarak tarifime başlıyorum. Doğradığım soğanlarımı da tavama alıyorum. Şimdi güzel kabaklar da var. Sakız kabağı da çıkacak. Değerlendirmemiz lazım. Kestiğim kabuklarını sıyırdım ve yıkadım. Kabaklarımı güzelce şimdi doğrayacağım. Bir adet kabağı üçe bölüyorum. Çok ince değil, kalın da değil. Bunları minik küpler halinde doğrayacağım. Bütün kabaklarımı bu şekilde ufaltacağım. Şerit haline getirdiğim kabaklarımı minik minik doğruyorum. Çok büyük yapmıyorum arkadaşlar. Bu yemeğimizde ufak kullanacağız kabağımızı. Yapılışı da kolay, çabuk ve çok lezzetli. Biz çok seviyoruz. Umarım siz de seviyorsunuzdur kabağı. Çünkü gerçekten sağlıklı. Üç adet kabağımı güzelce hepsi aynı ölçüde minik minik küp küp doğradım arkadaşlar. Doğradığım kabaklarımı da gördüğünüz gibi kasenin içerisine aldım. Şimdi 4 diş sarımsağım var. 4 diş sarımsağımı şöyle üzerlerini vuruyorum ve minik minik doğruyorum. Bunları da tavama sarımsağımı, soğanımın yanına koyacağım. Sarımsak kabağa çok yakışıyor ve lezzet veriyor ve söylememe gerek yok. Zaten çok şifalı bir sebze. Mutlaka bolca kullanalım arkadaşlar. Türk mutfağının zaten bütün yemeklerin ana bazı soğan, sarımsak, salça ve yağ. Evet, şimdi bir adet de güzel bir domatesim var. Domatesimi de doğruyorum en son olarak ve doğrama işim bitecek. Ocağımızın başına geçebiliriz ondan sonra. Gelişi güzel doğruyorum. Tavama bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Bir iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı koyacağım. Ben bütün yemeklerimi tereyağı ve zeytinyağı karışımıyla yapıyorum arkadaşlar. İmkanınız varsa size de tavsiye ederim. Hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı oluyor. Şimdi tereyağım da eriyecek. Soğanım da güzel bir şekilde kavrulacak. Önce bir çay kaşığı tuzumu atıyorum soğanımın üzerine ki biraz daha hızlandırsın yumuşamasını ve daha güzel karamelize olsun. Soğanlarımı 3-4 dakika güzelce kavurdum arkadaşlar. Çok fazla karartmıyorum. Bu kadar yeterli. Çünkü kabaklarımla birlikte de aynı zamanda kavrulacaklar. Şimdi doğradığım kabaklarımı tavanın içerisine alıyorum. Şimdiden harika koktular. Kabaklarımı güzelce kavuruyorum. Beni bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olabiliyorumdur ve tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Ama maalesef biraz üzülüyorum, beğeni almıyorum. Beğenmediğiniz için mi tariflerimi, yoksa beğenmeye mi üşeniyorsunuz bilmiyorum ama biz YouTube'da video çekenler, tarif verenler, tek motivasyon kaynağı sizin beğenileriniz, abone olmanız ve yorumlarınız arkadaşlar.
bu ve bunun gibi videoların çekilebilmesi için gerçekten sizin beğeni ve abone olmanıza ihtiyacımız var. Siz ne kadar çok beğenir ve izlerseniz, abone olursanız videolarımız o kadar çok kişiye gösterilir. Eğer beğeni almıyorsa bir video, bir tarif, YouTube algoritması beğenilmediğini düşünüyor ve dolayısıyla başka kişilere önermiyor ve az izlenmiş oluyor. Görüyorsunuz ciddi bir emek veriliyor. Maddi manevi olarak emeğimiz var. O yüzden sizden Allah rızası için eğer tariflerimi beğeniyorsanız, beni seviyorsanız destek olmanızı, videolarıma beğeni yapıp izlemenizi, eğer ki kanalıma da abone değilseniz ve tariflerimi de beğeniyorsanız kanalıma abone olmanızı gerçekten rica ediyorum. Umarım Feyza kardeşinizi ya da Feyza ablanızı, desteklerinizi esirgemezsiniz. Çünkü sizler için tarif yapıyoruz. Sizler için buradayız. Umarım siz de beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmazsınız. Bana da lütfen kızmayın, sıkılmayın, videoları ileri sarmayın. Çünkü gerçekten bu videoların çekilmesi için buna muhtacız. Maalesef YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. O zaman beğenilen videonun daha çok yayılması, daha çok izlenilmesi gayet doğal arkadaşlar. Evet, şimdi ben kabaklarımı güzelce yağ ve soğanla iyice karıştırdım sizinle konuşurken. İyice kavuracağım. Bu kavurma aşaması biraz uzun sürecek. Bir 10-15 dakika kadar. Güzelce bir kavrulsun, tekrar döneceğim. Kabaklarımı bir 10-15 dakika güzelce kavurdum arkadaşlar. İyice yumuşadılar. Şimdi bu aşamada 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası koydum. Salçamla beraber de güzelce kavuracağım. Nefis oldular, yumuşacık. Bir 2-3 dakika kadar salçamı da kavurmuş olacağım. Kabağı bu şeklinde hiç sevmeyen çocuklar bile çok seviyorlar arkadaşlar. Mutlaka çocuklarımıza da denetmemiz lazım. Domatesimin, salçamın kokusu çıksın. Domateslerimi ilave edeceğim. Domateslerimi de güzelce karıştırıyorum. Sulansın biraz. Harika oldu. Nefis kokuyor. Bir 3-5 dakikada domateslerimle beraber pişecek. En sonda şöyle hemen bir parmak kadar bardağında suyumu ilave ediyorum. Biraz ekmek banmalık olsun. Çok lezzetli oldu çünkü. Hafif sulansın. Evet, yemeğim pişti. En son lezzetlendirici olarak. Çünkü ben çok yakıştırıyorum, çok beğeniyorum, koyuyorum. Arzu edenler de koyabilir. Biraz kekik koyuyorum. Son aşamada koyuyorum ki kekik yemeğimi acılaştırmasın. Hiç ete gerek yok. Mis gibi oldu. Ekmeğini kapan gelsin. Bana nefis bir kabak yemeği oldu. Sağlıklı. Lezzetli. Şimdi servis edeceğim. Yemeğim hazır. Mis gibi kokuyor. Göstermek istiyorum şöyle. Harika bir akşam yemeği oldu. Biraz böyle bir göstermeliyim size ekmeği nasıl banıp da yeneceğini. İnanılmaz bir lezzet. Yapıp lütfen deneyin. Lütfen deneyin arkadaşlar. Hele ki bugüne kadar denememiş olanlar, çocukları kabak yemeyenler, lütfen bu güzel lezzeti deneyin. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Yapabilecek miyim? Şöyle bugünün meşhur bugünlerin şeyi, kalp size sevgi yolluyorum arkadaşlar.